Ben toprak alacaktım. Yeter diye düşünüyorum. Şöyle. Bir de ayrıyeten bize lazım olacak bir şey galiba. Bundan. Ben biraz KPNT yaptım fark ettiyseniz. 109 stack toplam. Bölüm aralarında biraz... Yayın arasında da aslında yapmıştım ben bunu. Biraz KPNT yaptım. Çünkü KPNT zaten bize çok lazım oluyor. Hep lazım oluyor. O yüzden yaptım biraz yani. Gerçekten shaderları kapatsam daha iyi olur. Zo. Neden bu kadar enerji düşüyor anlamadım. Enerji düşüyor derken yani kasıyor yani. Ekran kartı çok ısınıyor galiba. Ve gerçekten de öyle. Hatta şu an bir ekranı açayım bir dakika. Siz görmüyorsunuz tabii ki. Şöyle bir inceleyeyim bakayım. %40. %30. %25. Yani en fazla %50 belki. Ekran kartı. Şöyle yaparsam ne olur? Bir şey yaptım. Belki işe yarar. Neyse. Şimdi. Bu hangi topraktı? Reinforced. Reinforced 4. Al bakalım. Ver bakalım. Sağ ol bakalım. Seslendi güzel değil mi? Birkaç saniye sonra geliyorlar. Zo. Ve bu yolun da buradan devam etmesini istiyorum. Mesela böyle küçük bir ormanlık alanı gibi anlıyor musun? Hani ben burayı kaldırmayacağım ya. Öyle bir şey yani. Hatta bunu nasıl yapacağımı da biliyorum. Aa, ben bunu neden tam... Allah'ım yarabbim. Of yine git gel. Ben neden böyleyim ya? Neden hep her şeyi unutuyorum ben? Bölüm atlayın bak. Sahneyi pardon. Bölümü değil. Olacak iş değil ya. Topuru alıyorum bunu tahmin etmiyorum. Ben çok akıllı bir insanım. Çok kasıyor ya. Hani yayında şeyleri kapatırım onda bir sıkıntı yok da. Burada istemiyorum ben. Çekimlerde yani. Zo. Good. Gidelim o zaman. Bu sefer son kez. Bu sefer gerçekten düşünelim. Ne lazım, ne lazım değil. Ne alalım. Mesela şey de lazım bize bak. Şimdi aklıma geliyor. Carpenter. Onu da bir alalım. Gelmişken. Zo. Bana bir tane daha bundan lazım. Zo. Carpenter. Al bakalım. Bir de bir taraftan. Biraz fazla oldu belki. Başka bir şey lazım mı? Evet. Bir tane bundan, bir tane de şuraya belki olabilir. Evet. Zo. Bu daha güzel. Ama... Bende bir tane daha kürek vardı. O nerede Allah aşkına? Şeyden yapmıştım hatta. Adı neydi? Tinker's Construct. Onu ben bir yere mi koymuştum? Lazım değil diye belki. Burası ne yaptı? Ya çok bir halt yapmadı yani. Bakalım şöyle. Ya.
Zaten bakır üretiyoruz. Bu alta. Şuraya bak. Burası gerçekten çok kasıyor. Acaba gerçekten yavaş yavaş bütün eşyaları yerleştirsem mi? Mesela en alt kattakileri. Ha, onları mesela şey yapabiliriz. Neyse. Ben ne alacaktım? Her şeyi aldım değil mi? Evet. Bunlar gerçekten çok performanslıyor. Hani burası kalabilir ama hepsini kaldırmam lazım bakarsan. Ya. Bu müzikle bu ay gerçekten çok yakışıyor. Ve ışıklar neden ışık saçmıyor? Halo? Üstüne sadece bastım, başka bir şey yapmadım. He? Yaklaşınca mı açılıyorlar? Öyle bir özelliği varmış. Çok ilginç. Aslında bir taraftan güzel. Keşke böyle hep geceliğin açılsalar. Açıl. Neyse. La la la. Good. So. Sanki bu lambalar biraz... Evet. Ah, ben buraya bir şey koymamış mıyım? Oo, vay kafama. Lamba var mı bende? İki tane meşale yeter zaten. Şöyle yapalım. Bugün nedense çok kasıyor. Zo, güzel. Ama bak, şu an kasmıyor. Demek ki sorun orada. Kalabalık olan yerde. Ve ben yatmam lazım. Şimdi yatmam lazım. Biz bu yolu yapamayacağız. Böyle giderse. Zoom. Şimdi. Aslında bana sorarsan. Evet, öyle yapmamız lazım. Şöyle. Yürüyüş yolu. Tamam mı? Yani arabalar için değil. Burası arabalar için değil. Sadece yürüyüş. Yani insanlar yürüyebilir. Hatta öyle bir şey yapacağız ki. Şunları bir koyalım. Dümdüz olacak. Şu an havada uçuyor ama benim isim zaten bu zaten. Pardon, iki tane zaten kullandım. Benim isim zaten bu Benim istediğim zaten bu. Ha şimdi. Benim istediğim zaten bu. Yani bu şekilde olacak. Ve buraya da bir tane taş duvar koyacağız. O taş duvardan da lambalar. Hatta şey lambaları koyabiliriz. Şu yeni yaptığımız lambalar var ya, depoya koymuştuk onları. Bak, onları buraya koyabiliriz. Galiba ne yapmak istediğimi iyi anlatamadım. O yüzden bir yapıyorum. Görüyorsunuz birazdan. Hele sen. Sen birazdan göreceksin. Gerçi yapamayacağız onu. Lamba yapamayacağız. Çünkü lamba için bana redstone lazım. Ve redstone maalesef yok. Zo. Şöyle. Burası gerçekten güzel olacak. Bak şimdi. Tabii toprak yeterse. Okay. Olur mu bu acaba?
Bu şekilde mesela. Ve buradan da devam ediyor. Yani idare eder. Çok çabuk döndüm sanki. Moment. Şöyle. Burası da ne bileyim. Böyle. Hep de böyle kalmayacak. Ama şimdilik bir böyle yapalım. Burada nasıl gözüküyor? Aa, güzel. Burayı da belki biraz kaldırırız. Belki yani büyük ihtimalle böyle oturaklar falan yaparız. Bunlar olur yani. Hayır, burayı kırma. Burası olduğu gibi kalsın. Burası gerçekten olduğu gibi kalsın. Sadece burayı hallet. Sen hallet. Abdullah. Çok da düz durmasın. Mesela bu çok düz. Olmaz. Buraya şunu yap. Şunları koy mesela. Mesela. Böyle olur. Burası da sağ kalır. Gayet güzel. Şunu kaldı sadece. Zo. Biraz şöyle. Buradan da dönebilirsin. Bu tarafa doğru. Hayır. Olur mu acaba ya? Peki bu şekilde elektrik direkleri nasıl bağlayabileceğiz? Aslında sıkıntı olmaz. Buradan böyle geçebilirsek bence olur. Yani şöyle, ilk önce şunu bir yapalım. Bu yol sonra ormana falan bir yere gidiyor yani. Mesela buraya. Şuna söyleyeyim yani. Bunu ben yapmadım. Bu bir tane su tankı. Ama bunu Minecraft kendisi yapmış. Ben yapmadım yani. Bunda bir özelliği var. Okey. Ama oraya kadar nasıl gideceğiz? İkili yolda. Zap. Gerçi bunu yapmakla burayı biraz daha büyüttüm. Ama boşver. O zaman şöyle yaparız. Buraya da bir kat indiririz. Bu kadar basit. Sağ olasın. Bir şekilde indiririz değil mi? Basit. Gayet kolay yani. Şimdilik kalsın böyle. Yolda bakır olması biraz mantıksız geliyor bana. O yüzden kaldırıyorum ama mesela bu taşlar kalabilir bak. Hani neden olmasın? Böyle küçük küçük detaylara bazen önem vermek lazım. Bunu ben sanki çok yapmıyorum. So, reinforced dirt. Hem de 4 tane. Esprim gerçekten çok güzel. So. Mesela buraya kadar. Sonra ne olacak bilmiyorum. Buradan belki böyle normal devam gider. Bunları kaldıracağız. Bunlar sınır duvarları. Pardon. Sınır duvarları. Sınır böyle olmaması lazım. O zaman gerçekten çok küçük bir şehir olur. Sınırlar buradan başlıyor. Bak buradan böyle. Şöyle bak. Burayı yapmışım zaten biraz. Yani duvarı biraz koydum. Bunları kaldıracağız.
Ama ne zaman yapacağım bilmiyorum. Yani bu sınır duvarlarını yapmak gerçekten çok iş olacak. Çünkü çok büyük bir alan. Gerçekten çok büyük bir alan. Ayrıca bir de işte bunun dağı var, tepesi var. Onu kır, onu düzelt. Güzel gözükmesi lazım. Falan filan. Beni biraz uğraştıracak galiba. Neyse. Şimdi burada nasıl yukarı çıkacağız? Bilmiyorum gerçekten. Ya bakacağız artık. Şöyle yapmak istiyorum zaten ayrıyeten. Burası toprakla kapansın. Bu olur. Ve ondan sonra buraya da şunu koyabilirsin. Zam. Ve ondan sonra bunu alacaksın. Hayır pardon. Ne alacaktım ben şimdi ya? Hatta böyle de olur. Bence bu olur yani. Gerisini artık Allah'a kıyım. Bilmiyorum yani. Nasıl gözüküyor ki şu an? Ah, idare eder yani bakarsan. Good. Yani kalsın şurası böyle. Sonra bakarız. Benim amacım aslında neden bu yolu yaptım? Elektrik direklerini ona göre koymak için yani. Anlıyor musun? O yüzden buraya toprak da koyacağız. Şöyle. Gayet güzel. Ve bu tarafta taş olacak. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama o zaman şöyle yapacağız bak. Bende taş var değil mi? Bir tane örnek burada mesela. Ne tür taş koyabiliriz buraya acaba? Mesela bunlar olabilir bak. Ama öyle koyacağız ki. Nasıl koyacağız? Bilmiyorum gerçekten. Nasıl yaparım ben bunu ya? İlk önce bir yatmam lazım. Bak bu da gerçekten çok önemli. Bunu yapmadığım zaman düşünemem. Çok önemli. Zaten hep yatıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Oyalanıyoruz öyle boş boş. İki FPS'le. Nasıl yapsam ben bunu ya? Yani yan tarafa taş koyabilirim ama ne bileyim yani. Öyle de biraz değişik gözükür. Ya da... Hayır öyle de olmaz. Evet. Neden olmasın? Gerçi boş ver. Şöyle yapalım. Ve altına bu sefer. Bu olur mu? Olmaz. Buraya carpenter de koyabiliriz aslında. Ama carpenter koyduğum zaman da olmaz. Nasıl yapsam o zaman? O zaman yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız. Taşı buraya kadar çekeceğiz. Ya. Yine hatalarla tabii ki. Şöyle bir çekelim bakalım. Zık. Buraya elektrik direklerini değil de buraya koyabiliriz bak. Ortaya. Buraya da belki bilmiyorum yani. Bir şeyler koyarız. Mesela bir çit.
Neden olmasın? Zo. Ama bana biraz daha taş lazım. Allah'tan buraya biraz koymuşum. Biraz var yani. Şunları koy. Zo. Şimdi bunu öyle yapacağız ki aynı izaya getireceğiz. Yani bu yolla. Aynı izaya. Yani... Burası gidecek. Bu gerçekten en sonunda bir şeye benzeyecek mi? Gerçekten bilmiyorum. Yani umarım bir şeye benzer. So. Gayet güzel. Şöyle. Konuşacak bir konu var mı ya? Bu aralar. Bilmiyorum. Oo. Aslında bir tane konu var. Onu ben konuşmuş muydum? Hatırlamıyorum. Hatta bu konu da şöyle bir şey ki biraz üzücü bir konu aslında bakarsan. Hatta gerçekten çok üzücü bir konu. Yani beni biraz etkiledi. Belki seni falan etkilemez ama beni çok etkiledi. Şimdi insan açsam. Bu seansa başlamadan önce evet. Okey. Her yerden bir mağara çıkıyor. Şimdi birkaç bölüm önce, yani ben şu an tam 1 saat ya da 2 saat Minecraft çekiyorum. Yani bakarsan buradan 4 bölüm önceki videoda, yani o seansı çektim, o Minecraft seansı çektim. Ondan sonra nasıl anlatayım ben şimdi bunu ya? Bu ben en iyisi şöyle anlatayım bir dakika. Minecraft'ı bırak. Şöyle anlatayım. Benim beslediğim bir kedi vardı. Ne? Benim beslediğim bir kedi vardı. Ben bir sitede kalıyorum. Ve bu sitede bir tane kedi var. Aslında birçok kedi var. Ama belki aranızdan bunu yaşayan vardır. Hani... Ortada 1000 tane kedi var ama sen tam o kedi, tam da o kediye aşık oluyorsun. İşte bende de gerçekten böyle bir şey vardı. Bir kediyle gerçekten böyle bir yakınlaştım. Çok sevdim yani. Onu hep besliyordum. Yani hep zamanım olmuyor ama. Akşamleyin ne hikmetse artık hep akşamleyin dışarı çıkıyorum ve akşamleyin besliyorum. Neden bilmiyorum, öyle bir alışkanlık var bende. Yine böyle geç saatlerinde onu beslemeye gidiyordum. Ve beni çok seviyordu falan. Maalesef eve getirmek yasaktı. Öyle bir kural var bu evde. Burası böyle olur mu ya? Bilmiyorum. Neyse. İşte eve getirmek yasak. Aslına bakarsan burayı kırmak lazım bak. Hepsini değil ama. Birazını. Baksana arada böyle bir şey kalıyor. Hımm. Neyse. Yani sen bu kediyle gerçekten bu yani bir bağ kuruyorsun. Duygusal bir bağ kuruyorsun. Gerçekten çok sevmiştim. Onu dışarıda besliyordum. Hiçbir şey yoktu. Sıkıntı yoktu. Alıştım yani. Bir gün işte o Minecraft seansını bitirmiştim. Ve dedim ki ya. Okey bunu koyayım hemen. Dedim ki ya biraz gidip kedimi besleyeyim. Mamasını vereyim, biraz seveyim. Ondan sonra gelip rendering yapıp, edit yapıp falan filan neyse artık yatarım dedim. Gayet güzel düşündüm. Şimdiye kadar sorun yok. Okey, bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14. 14 olması lazım. Bir deneyelim. Neyse. Hani gittim. Son kalan maması vardı. Biraz mama vardı. Onu vereyim dedim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kedi bazen geliyor bazen gelmiyor. Bizim site biraz büyük olduğu için. Hani çağırıyorsun mesela. Pıs pıs diye çağırıyorsun. Hemen gelmiyor. Ya da bazen hiç gelmiyor. Çünkü bir yerlerde saklanıyor. Ah bu oluyor tamam. Bir yerlerde saklanıyor falan filan. Bekliyorsun yani. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Şansına yani.
Bir ara tam çıkmayacaktı. Eve gidecektim. Baktım ki ortaya çıktı. Yani bazen gerçekten böyle pıs pıs demekten artık yoruluyorsun ve eve gidiyorsun. Boş veriyorsun. Ondan sonra tam da öyle yapacaktım. Baktım ki karşıma çıktı. Ama bu sefer çok kötü bir şey fark ettim. O da kedi hırpalıyor değil, hayır. Nasıl diyorlar ona? Yani bacağını kaldırıyor, öyle yürüyor. Arka bacağını kaldırıyor. Belli ki çok acıyor. Ya da belli ki kırılmış. Yani durumu gerçekten iyi değildi. Yani aslında bildiğin bacağı kalçadan kopmuş. Bu gerçekten çok acı bir şey. So. Baktım bu böyle hırpalıyor değil. Holpalıyor. Heh. Holpalama olması lazım. Yani arka sol bacağın olması lazım. Kaldırarak yürüyor. Ben de tabii böyle biraz kötü oldum. Ah. Bu oluyor Allah'tan. Ben de tabii kötü oldum, dedim ki. Hani şöyle, ilk önce çok fazla bir şey düşünmedim. Keşke düşünseydim. İlk önce dedim ki geçer falan. Hani ne olduğunu bilmedim. Yani bu böyle iki gün kaldı. Ondan sonra iki gün sonra baktım ki bu hala böyle devam ediyor. Dedim yok. Böyle olmaz. Ben bunu gidip veterinere götürmem lazım. So. Şimdi bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tam 15. Dedim ki tamam, ben bunu bir veterinere götüreyim. Şimdi eve götürmek yasak olduğu için onu gizlice eve götürdüm. Yani odama, daha doğrusu bu odaya. Stüdyoya yani. Sandalyeye oturtturdum ve dedim ki ben şimdi bununla ne yapacağım? Çünkü ben hayatımda veterinere gitmedim. Kaç para bir ameliyat tutar? Çünkü büyük ihtimalle bir ameliyata ihtiyacı var. Dedim. İşte şok oldum biraz. Gerçi şok olunacak bir şey değil. Feda olsun. Ameliyatı yani 1000 lira ve 1500 liradan başlıyor. Bir de bunun altı kontrolleri var. İşte röntgeni var. Hepsi ayrı para. Yani ben para için o kadar sıkıntı etmedim. Ama asıl sıkıntı şöyle. Hadi tamam. Diyelim ki bu ameliyat oldu. Bir şekilde atlattı diyelim. İşte burada problem başlıyor. Bu kedi sonra ne yapacak? Çünkü normal bir insan ameliyat olduktan sonra ne olur? Ne yapar? Evde oturur. İstirahat eder. Yani kırık bacakla etrafta dolaşamaz. Ya. İşte en büyük sorun da buydu zaten. Ben bu kediyi kime vereceğim? Çünkü ben besleyemiyorum. Yani eve götüremiyorum. Site, tamam, sokağa çıkmıyor. Bu bizim sitede... pardon. Yani sokakta değil. Yani sokak kedisi ama bu bizim sitede büyümüş. Bizim sitede büyüdüğü için site kedisi diyoruz. Neyse artık. Kedisi mi? Ben site diyemiyorum maalesef. Site. Neyse artık. Yani hiç kimse de bunu istemiyor. Ve gerçekten çok tatlı bir şeydi. Bir dişi. Adı Pakize'ydi. Yani ben koymadım. Daha yani çok da yavru değildi. Genç yani. Genç diyebiliriz. Böyle siyah ama böyle tam da siyah değil. Böyle üstü biraz böyle turuncu, böyle kıllar var. Değişik değişik. Yani böyle kapkara da değil yani. Ve bu yüzden de biraz güzel. Çok da agresif değil. Seninle oyun oynuyor. Böyle yani onunla oyuncak gibi oynayabilirsin. Bir oyuncak gibi böyle sallayabilirsin etrafa. Hiçbir şey yapmıyor. Neyse. İnternetten araştırdım. Ben ne yapabilirim? Ben buna ne yapabilirim? Nereye götürebilirim? Veteriner falan filan. Paradır. Şudur budur. Hadi paraya geçtim. O sıkıntı değil. Sıkıntı. Alo? So. Sıkıntı. Line. Neyse boşver. Bununla ben ne yapacağım? Hani dedim ya, ameliyattan sonra istirahat etmesi lazım. İşte bu durumu sağlayamadığım için bunu nereye koyabilirim? Kim buna bakar? Kim eder? Kim sahiplenir?
Gerçekten yani o gece, o gece de hatta iki tane deprem yaşamıştık. Deprem vardı iki tane. Belki bilen var aranızda. Bilmiyorum. Burayı kapatsam mı? Evet, kapatayım. Zor. Ve tam da bir gece böyle geçti. Ve dedim ki tamam. Yapacak bir şey yok. İlk önce bir veterinere gideyim. O bilir. O yardım eder. Ama gerçekten yani şöyle bir şey de söylemem lazım. Her şey o kadar çok çabuk gelişti ki kafam resmen allak bullak. Bir de uyku uyumadım. Sabah oldu. Onu ben bir piknik sepetin içine koyup veterinere götürüldüm. Başka bir şey yoktu. Yani kartonlar çok küçüktü. Normal bir piknik şeyin içine koydum. Torbasının içine... Torba diyorum, pardon. Bir piknik sepetin içine koydum. Ve böylece bir şekilde... Yani dolmuşla götürebildim. Biraz zor oldu gerçi. Çünkü durmadan çıkmak istiyor. Miyavlıyor falan. Piknik şeyi, sepeti durmadan açılmak istiyor. Yani o açıyor yani daha doğrusu. Elimle kapatıyorum. Bir taraftan yürüyorum. Komlantını alıyorum sepeti. Oh god oh god. Ondan sonra en sonunda veterinere geldiğimde adam dedi ki... Yani madem ameliyattan sonra bunun istirahat edecek bir yeri yok. O zaman mecbur belediyeye vereceksin dedi. Zo. Mecbur belediye vereceksin çünkü başka çare yok. Yani o zaman o bildiğin şey, yani ameliyat olacak, alçıya alınacak büyük ihtimalle. Ve ondan sonra yürüdüğü zaman, yeni bir şey olduğu zaman yine masraf, yine ameliyat falan filan. Ben ilk önce içimden hayır dedim. Bunun belki başka bir çaresi var dedim. Ama öyle değildi. Yani şöyle diyeyim. Belediye binasının önüne geldim. Düşündüm yani. Dedim başka çarem yok. Gerçekten başka çarem yok. Yani ameliyat ettirirsem bile ben nereye koyacağım bunu? Kim bakar bunu? Yani bir akrabam da yok ki. Ya da bir dostum, akrabam. Kimisi yok ki buna baksın. İstemiyor ya. Kimse istemez. Benim bildiğim arkadaşlarım yani istemez. Veya akrabalarım. Zaten bu da belki... Uzaktan birkaç akraba var. O kadar. Neyse. Şöyle bir şey ki tam belediye binasının önüne geldim. İçim böyle bir his oldu. Gerçekten böyle bir his. Ama nasıl bir his bilmiyorum. Çok büyük bir acı yani. Sanki birisi demiş ki hani ya annen ölecek ya baban ölecek. Öyle bir karar vermiş sanki. Ya da pardon yani. Sanki birisi demiş ki ya annen ya baban ölecek. Sanki öyle bir karar. Öyle bir karar vermem gerekiyor. Anlıyor musun? İşte ondan sonra... Gittim veterinere. Verdim. Ve dedim ki... Yani ameliyatı yapıyorlar, bakıyorlar diye biliyorum ben. Öyle mi gerçekten bilmiyorum. Hani... belediye hayvanlara nasıl bakıyor? Ameliyat ediyorlar mı? O da var. Yani ediyorlardır ama herhalde edecekler yani. Onca şeyi nasıl yapacaklar yani? Değil mi? Bakmaları gerekiyor yani. O da bir canlı sonuçta. Yani benim başka bir çarem yoktu zaten. Zor. Öyle sokağı da hayatta bırakmazdım yani. Öyle bir şey zaten söz konusu değil. Ama ya. Kaldım öyle ortada. Dedim ki tamam, yapacak bir şey yok. Bunu o zaman belediyeye götüreceğim. İşte belediye binasının önüne geldim. Kendimi çok kötü hissettim. Ama yapacak bir şey yoktu yani. Yapacak gerçekten bir şey yoktu. Yani çok bir şey yoktu. Maalesef. Onu verdim. Hatta sormuştum. Hani onu bir yerden alabilir miyim ya da ziyaret edebilir miyim? Öyle bir seçenek de var ama şöyle... Çok uzaklarda. Yani benim oturduğum konumdan bakarsan belki 2 saat uzaklıkta. Orada ameliyat edilecek ve ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Böylece o da gitti yani. Ve gerçekten kendimi öyle kötü hissettim ki. Hani nasıl diyeyim? Bu doğru mu şu an? Hayır.